Güzel bir soru geldi. 0,25 üzeri eksi x artı 2 eşittir 8 üzeri 2x artı 1. Şimdi sakince tabanları bir açalım arkadaşlar. Her şeyi bakın. Bu 0,25 nedir arkadaşlar? Soruyorum. Görenler görmüştür. 1 bölü 4 değil mi bu arkadaşlar? 1 bölü 4 üzeri eksi x artı 2 eşittir. Bu nedir? 2 tabanda yazabilir miyim? 2 üzeri 3 üzeri 2x artı 1. Yani üstleri çarpıyorum. 2 üzeri 6x artı 3 değil midir arkadaşlar? Bunu da ters çevireyim. Çünkü 4'ten ben 2 tabanı ortaya çıkartmaya çalışacağım. Ters çeviriyorum. 4 üzeri ters çevirdiysem üstü ne yapacağım? Eksi ile çarpıyorum. Yani x eksi 2. Doğru mu arkadaşlar? Bu kalıyor. Bu 2 de gitti. 2 üzeri 6x artı 3. Burayı çekiyorum şimdi. Bunu 2 tabanına çevirelim. 2 üzeriye 2x eksi 4 değil mi arkadaşlar? 2 tabanına çevirdiğimizde. Şimdi aşağılar eşitse yukarılar da eşit olmak zorunda diyorum. 2x eksi 4 eşittir 6x artı 3 diyorum. Bu buraya bu buraya 4x eşittir eksi 7'den x eşittir eksi 7 bölü 4 sayısını buluyorum. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum bir tane daha. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kuralımız var. Şöyle diyoruz. Evet. A üzeri n eşittir b üzeri m ise pardon aynı sayı vereceğiz. N ise. Şimdi arkadaşlar burada üzerleri eşit olanın iki şansı var. N tek ise A eşittir B'dir. Kesinlikle ve kesinlikle. Başka çıkarı yok. Ama N çift ise İki şansımız var. Bu sefer mutlak değer. Yani mutlak değer A eşittir mutlak değer B. Bunu da nasıl açıyorduk? Yani A ya eşittir B'dir ya da ya A eşittir eksi B'dir. Bir tanesini artı da eksi de açacağız. Şimdi buradan örneğimizi görüyoruz. Ben siliyorum. O arada düşünüyorum ki bizim öğrenciler bunu durdurdu yazıyor. Böyle film izler gibi geçmiyor değil mi arkadaşlar? Evet. 3x eksi 1 üzeri 3 eşittir x artı 3 üzeri 3 diyor. Kural ne diyor? Üst tekse altlar direk eşit. Cart diye götür. 3x eksi 1 eşittir. X artı 3. Değil mi arkadaşlar? X buraya geçti. Sayı buraya. 2x eşittir. 4'ten x eşittir 2. Başka çıkarı var mı? Yok hocam. Geçiyorum. 4x eksi 5 üzeri 2 eşittir x artı 1 üzeri 2. Üzeriler çiftse neydi arkadaşlar? Mutlak değerdi. 4x eksi 5 mutlak değer eşittir x artı 1. Bu da ne demekti? Birincisini açıyorum, ikincisini bir artılı bir eksili açıyorum. 4x eksi 5 eşittir x artı 1. Buradan ne çıkacağım arkadaşlar? 3x eşittir 6. Buradan da x eşittir 2. Doğru mu? İkinciye de bakıyorum arkadaşlar. 4x eksi 5 eşittir eksi x eksi 1. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Bu buraya geçti. 5x eşittir 4. Buradan da ne çıktı? X eşittir 4 bölü 5 rakamını buluyoruz arkadaşlar. İki tane çözüm kümemiz oldu. 4 bölü 5 ve 2 sayıları. Şimdi peki arkadaşlar. Gelelim şu sorulara. Bakın bunlar üssüz sayılarda denklem ifadeleri. A üzeri x eşittir 1 demiş bize arkadaşlar. Bu hangi şartlarda 1 olur? Düşünelim. Evet. A 0 olmaz ve x 0 olursa bu 1 olur. Doğru mu? Birinci şart. Doğru mu arkadaşlar? 2. Alt tarafımız yani A'mız 1 olur. Doğru mu? Yukarısı artık ne olursa olsun bize 1 cevabı gelir. Doğru mu arkadaşlar? Bu da doğru. 3. A'mız eksi 1 olur. X sayısı da
Çift olursa eksi 1'in karesinden veyahut eksi 1'in dördüncü kuvvetinden bize artı 1 sayısını yine buluruz. Doğru mu arkadaşlar? Gelelim bununla ilgili sorumuzu da çözmeye bakalım. Haydi. Diyelim ki x artı 1 üzeri 3x artı 7 eşittir 1 denklemini veriyor bize arkadaşlar. Bunu yapan x değerlerini bulunuz diyor. Evet, birinci kuralım. Üstü 0 eşitleyeceğim, alt 0 olmayacak. 3x artı 7 eşittir 0 diyelim. Ne oldu buradan? X eşittir eksi 7 bölü 3 mü çıktı? Eksi 7 bölü 3'ü buraya koyun. 0 yapar mı? Hayır. Dolayısıyla bu bir cevaptır. Denemesini yaptık. Evet. Bu bir. 2 diyoruz. 6 1'e eşitleyeceğiz. Ve üstü de ne olacak arkadaşlar? İstediğimiz sayı olabilir. 6 1'e eşitleyeceğimize x yerine 0 koyarız değil mi arkadaşlar? 0 koyduğumuzda ne oldu? 1 üzeri 0 koyun 7. Ne yaptı? 1'i verdi. Doğru mu? O zaman x eşittir 0 cevabı da bizim cevabımız oluyor. 3. 6 eksi 1 yapacağım. X yerine ne koymam lazım? Soruyorum. Eksi 2 değil mi? X yerine eksi 2 koyuyorum. Koyduğum zaman eksi 1 üzeri eksi 2'yi koyun. Eksi 6 artı 7'den ne oldu? Eksi 1 üzeri 1. Bu nedir? Eksi 1. Üstün çift olması lazımdı. Bu dolayısıyla cevap olmadı. Cevap anahtarım arkadaşlar. 0 ve eksi 7 bölü 3 sayıları benim çözüm kümemi bildiriyor. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi geliyorum bir dahaki soruya arkadaşlar. Güzel bir soru geliyor. Evet. X kare eksi 3 üzeri x kare eksi 4 eşittir 1'miş arkadaşlar. Evet. Yukarıda tanıdık bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Kural neydi? 1 üstü sıfırlayacağız değil mi? Üstü sıfırlamak için evet yukarıya açalım x kare eksi 4'ü. X kare eşittir 4. Buradan x ne çıktı? Ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Doğru mu arkadaşlar? Peki bunları koyuyorum yere aşağısına. 0 yapıyorum burayı. İkisi de 0 yapmıyor. Gördük mü? O zaman bunlar cevap. Bunların ikisi de ayrı ayrı cevap. Oldu. Geçiyorum. 2. Aşağıyı 1 yapacak değer. X kare eksi 3 eşittir 1 diyorum. Karşıya alıyorum. X kare eşittir 4. X yine buradan 2 ve X yine buradan eksi 2 çıktı. Hocam bu hem aşağıyı 1 yapıyor hem üzeri 0 yapıyor. Ne güzel. Ballı kaymak işte size alın. Tamam. Yine 2 eksi 2 farklı cevap değil ama 2 ile eksi 2 bizi bir daha tasdik etti. Burada da cevabım dedi. Üçüncüye bakalım. Aşağıya eksi 1 yukarıya çift yapacağız. X kare eksi 3 eşittir eksi 1 olsun. Ne oldu? X kare eşittir 2. Hocam x buradan artı kök 2 ve eksi kök 2. Tamam mı arkadaşlar? Yukarıya deniyorum. Artı kök 2 koyarsam karesi 2 eksi 4'ten eksi 2. Ne oldu çift mi? Çift. Verdi bunu. Eksi 2, eksi 2 kök 2'yi koyarsam eksi kök 2'yi karesi yine 2 eksi 4'ten yine eksi 2'yi verdi arkadaşlar. Bu da çift. Dolayısıyla cevap anahtarım eksi kök 2 artı kök 2 eksi 2 ve artı 2 sayıları bize bu soruda cevap anahtarı oluyor arkadaşlar. Geçiyorum bir dahaki soruya. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey var. A üzeri x eşittir b üzeri y ise ikinci soruda da a üzeri k eşittir b üzeri m ise tamam mı arkadaşlar? Biz böyle bir şeyi yakaladığımızda ya da yakalamaya çalışıp uğraştığımızda bunları tabanlara indiğimizde x bölü k y bölü m oranlar birbirlerine eşit olmak zorunda. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Gelelim bununla ilgili bir soru çözmeye bakalım. 3 üzeri x 2'ymiş. 16 üzeri y eşittir 27'ymiş. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bunların akrabaları. Doğru mu? Çevirelim. 2 üzeri 4y eşittir 3 üzeri 3. Altına yazalım mı şimdi? 3 üzeri 3 eşittir 2 üzeri 4y. Doğru mu arkadaşlar? Neyi oranlayacağım? Buradaki 1'i unutuyorsunuz değil mi? Unutmayın orada 1 var. X bölü 3, 1 bölü 4y. Doğru mu arkadaşlar? Peki bize neyi soruyor burada? Tabii ki neyi soracak? X ve y'yi bul demez. X çarpı y'yi sorar bize.
bölü x bölü 3 bölü 3 eşittir 1 bölü 4y. Doğru mu arkadaşlar? 4 çarpı x çarpı y neymiş? 3'müş. Peki x çarpı y nedir? 4'ü karşıya bölü atın. 3 bölü 4. Alın, size geçmiş olsun arkadaşlar. Buyurun. Çok güzel bir soru. Geliyorum final soruma. Son sorum. Evet. 2 üzeri x m'ymiş. 5 üzeri y bu da n'ymiş. 16 üzeri x çarpı 125 üzeri y'nin m ve n türünden değerlerini istemiş bize. Kolay değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Hemen istenilen büyük şeyi açalım bakalım. Açmaya çalışalım. Bu nedir? 2 üzeri 4x. Bu nedir? 5 üzeri 3y. Doğru mu? Arkadaşlar 2 üzeri 4x ne olacak? 2 üzeri x'in 4. kuvvetinden geldiği için m üzeri 4 verir değil mi? Burası ne olacak o zaman? 5 üzeri y'nin 3. kuvvetinden geldiği için burası ne olacak? Çarpı n üzeri 3 verir. Doğru mu arkadaşlar? Peki bizim istediğimiz sorunun cevabı neymiş arkadaşlar? N üzeri 4 çarpı n küp bizim cevabımızı veriyormuş. Evet, bir dersin daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım ki faydalı olacaktır. Arada dersin faydalı olması için koçluk eğitim videoları çekiyoruz ama tekrar bir hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Yazaraktan, adım adım dinleyerekten çalışıyoruz. Konuyu 1-2 günde bir mutlaka tekrar ediyoruz. Artık soru çözdüğümüze inanıp, yani soru çözebilecek seviyeye geldiğimizde sorularınızı çözüyorsunuz. Dersi çalıştıktan hemen sonra zaten çok fazla soru kaçırmayacaksınız. O kaçırdıklarınızda mutlaka bir yerden yardım alıp çözmeye çalışın. He şunu söyleyeyim, şu anda tabii ki kanalımız çok yeni olduğu için sürekli ders videoları çekip yetiştirmeye çalışıyorum. İleride bu derslerimizi tamamladığımızda konularla ilgili, TYT, AYT konularıyla ilgili arkadaşlar, basitten en zoruna kadar adım adım, bölüm bölüm bir sürü soru çözüm videoları da sizlerle beraber yayınlayacağız inşallah arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.